Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ayakkabı alışverişimden bahsetmek istiyorum. Biraz uzun zaman oldu video yükleyeli. Sanırım bir 5 gün, 1 hafta gibi bir zaman geçti. O zaman süre zarfında ben biraz hasta oldum. Esasında Instagram'da ne kadar da aktif olsam da bu havalarda böyle bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Bizim buralar biraz hala sıcak, soğuklar gelmedi ama birazcık da böyle soğuk olunca da grip nezle olmanız ihtimali çok yüksek oluyor. Ben de o şekilde, yani sesim bayağı kötüydü. O yüzden video çekememiştim. Ama şimdi alışveriş videolarına, ürün önerilerine, hepsine daha fazla güzel videolara geri dönmüş bulunmaktayım. Öncelikle ayakkabı alışverişimden başlamak istedim. Çünkü çok güzel ayakkabılar aldım. Bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlandım. Öncelikle favori ayakkabımdan bu arada şunu da söyleyeyim. Hepsinin linki açıklama kısmında olacağı için fiyat bilgilerinde falan yanlışlık yapmamak adına hepsini oraya bırakacağım. Oradan istediğiniz şekilde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Öncelikle favori ayakkabımdan başlamak istiyorum. Son zamanlarda, son bu sene ya da geçen sene şu ayakkabı modelleri çok trend oldu. Ya ben de geçen sene almak istemedim. Esasında bir modeli çok beğenmiştim ama onda numarası kalmayınca ben de artık bu seneye kısmet oldu. Şöyle ayakkabı modellerini siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ayağınıza birazcık büyük duruyor. Bu arada ben bu ayakkabıyı giydim. Gördüğünüz gibi kusura bakmayın biraz kirli olabilir. Bakın şuralardan biraz kirlenmiş. Silmek gerekiyor. Ama genelde bu siyah beyaz oluşunun, şu duruşunu, ay alttan da tutmamaya çalışıyorum. Şu duruşunu falan gerçekten çok sevdim. Ayakta da çok şık duruyor. Siyah beyaz oluşu birçok böyle kombininizle uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Son böyle 1-1,5 haftadır falan oldu herhalde o kadar alalı. Sadece bu ayakkabıyı giydiğimi söyleyebilirim. Arada yağmur yağdığında, o da bir kere falan yağdı bu hafta. O zaman da bot giydim. Yani bunları giydim. Onun haricinde yağmursuz havalarda kot pantolonun altına, taytlarımın altına, spor bir şey giydiğimde, normal böyle günlük kıyafetlerimde falan sürekli bana eşlik ettiler kendileri. Çok rahat bir ayakkabı ama ilk şuradan bir vurma yaptı. Şuradan. Şu kısma çorap, ben kısa çorap giydiğim için çorap kısmı denk gelmiyor. Direkt böyle teniniz denk geldiği için şuradan bir vurma yaptı. Hatta şurada kan izimi bile görebilirsiniz arkadaşlar. Burada her şey gerçek. Yaşananlar gerçek. Gördüğünüz gibi ama cidden aşık oldum. Ben bu ayakkabı hakkında ve diğer ayakkabı hakkında bayağı konuşacağım bu arada. Ne kadar çok anlattım bir ayakkabı hakkında demeyin. Buraya konuşmaya geldim. Enerjim çok yerinde o yüzden çünkü. Şöyle bir ayakkabımızdı. Bence siz de seveceğinizi düşünüyorum. Bu arada bu ayakkabı türleri hakkınızda yorumlarınızı da merak ediyorum. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ya bence sevin çünkü çok değişik türdeki ayakkabılar vardı. Sonra aynı ayakkabının iyi ki de farklı böyle renktekini almış. Bunların hiçbirini, diğerlerini giyemedim daha. Sadece bunu giydim. O yüzden gönül rahatlıklarıyla ayakkabıların altları temiz. Bu arada ben bunları 37 numara almışım. Evet, 37 numara. Yani kendi ayak numaramda almışım. Bu şekilde renkleri sarı ve mavi olan beyaz. Ya çok güzel duruyor bu ayakta. Evin içinde prova yapmış olabilirim. Şu şekilde başka renkleri de vardı. Ya ben galiba başka renklerini de alacağım ya. Çünkü çok beğendim. Ayakta da çok rahat olduğu için ben başka renklerini de alacağım. Bakın pembe renkte gözüm vardı. Pembe de çok tatlıydı. Beyazlı pembeli böyle. Bu şekildeydi. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Çok güzeller değil mi? Bakın. Sonra tekrardan geçen seneden beri bir ayakkabı daha gözüm vardı. O da şu ayakkabıydı. Şöyle çok güzel kısa topuklu. Şuradan bir saçım gelmiş. Şuradan bir bantı olan ve ön kısmı böyle süet. Esasında bu süet değil de normal böyle rugan gibi şurası gibi olsaymış daha da iyi olurmuştu. Çünkü toz toplama orası, kirlenme orası da çok yüksek oluyor. Böyle bir ayakkabıydı. Bunun siyah olanı da ben çok severek almak istemiştim. Severek ve beğenerek almak istemiştim. Ama numarası kalmamıştı. Bunun da numarası yoktu. Ben de 38 numara aldım. Ama ayağıma tam oldu. Eğer olmasaydı zaten içine kalıp falan koyacaktım. Yapacaktım yani. Çünkü çok beğendim. Çok şık bir ayakkabı. Kot pantolonları falan böyle normal kumaş pantolonları falan altında çok güzel duracağını düşünüyorum. Bakalım yağmursuz havaların birinde giyeceğim bu ayakkabıları. Ama sizce de çok güzel değil mi? Bu ayakkabı türlerinden de son zamanlarda çok var. Eğer siyah rengi de indirime ve aynı zamanda
numarası da gelirse onu da almak istiyorum. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Şu böyle topuklarının kısa oluşu hem de böyle kalın topuklu oluşu ayağınızı çok rahat ediyor. Eğer böyle topuklu giyemeyenlerdenseniz bu tarz topukluyu kesinlikle giyebilirsiniz. Çünkü çok rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz bu ayakkabılarda. Sonra bir başka ayakkabımızdan böyle çok güzel kahve toprak tonlarında. Bu diğer topukluya göre yüksek bir topuklu oranı var ama onun haricinde kalın yani. Bununla da sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde, bu da süet. Şimdi göstereceğim. Şu şekilde biraz yumurta topuk olarak geliyor. Esasında sivri modelleri daha çok seviyorum. Birazdan göstereceğim. Sivriler bence ayağı daha güzel gösteriyor. Ama bunun da böyle çapraz böyle bağcıkları vardı. Ayağınıza bağlayabiliyorsunuz. Bu da ayakta çok güzel duruyor. Evde ben bunları bol bol prova yapıyorum yani. Hiç merak etmeyin. Nasıl kombinleyebilirim falan diye düşünüyorum işte. Ama bunlar çok güzeldi. Bence ayakta da çok güzel, çok kibar, çok zarif duracağını da düşünüyorum. Ben bunları bakalım yakın zamanda giydiğimde size göstereceğim. Yağmurlu havalar gelmeden giymek istiyorum. Diğer ayakkabımız da bayağı bir yüksek topuklu. Ya bu kadar yüksek topuklu olduğunu düşünmemiştim. Ama sonradan gerçekten bayağı bir yüksek topukluymuş. Bunu böyle arabadan inip arabaya bindiğimiz böyle düz mekanlar oluyor ya hani böyle düğünlerde falan pistler oluyor ya böyle dümdüz yerler. Hiç böyle yürümediğiniz, arabadan inip arabaya bindiğiniz o tarz yerlerde ancak giyebilirim. Yani bir yere arabayla gideceğim direkt böyle bir mekanda oturmaya gidebilirim ancak bu ayakkabıyla diye düşünüyorum. Sokakta yürümek için biraz zor bir ayakkabı. Ya da böyle nişan, kına, düğün bir şey olur o tarz bir şey de giyebilirim. Çünkü bayağı bir yüksek topuklu ya. Dışarıda bunu ben zor giyebilirim. Ama şöyle şu tarz böyle bilekten bağlamalı ve şurasının böyle çok zarif olduğunu düşünüyorum. Ama tam ayakkabı numaranızı da almalısınız ki öne doğru gitmesin. Biliyorsunuz ki Instagram'da falan bu tarz ayakkabılarda komik caps'ler yapılarak böyle kadının önü böyle gidiyordu. Çünkü ayağına çok fazla yüklendiğiniz için. Yani o ayak düşünsenize ayağınız şöyle duruyor yani. Kadınlar olarak ne çekiyoruz gerçekten şu ayakkabı için. Bayağı bir yüksek topukluymuş. Bunu ayağım bakalım rahat edebilecek mi? Ama onun haricinde böyle rengini falan, dokusunu, kalitesini falan çok sevdiğim bir ayakkabı oldu. Az önce bahsettiğim gibi şöyle bir ayakkabıdan bahsediyorum. Sivri burunlu bir ayakkabıdan. Bunun tekrardan takini inceleyelim. Süet bu şekilde, siyah renkte. Aynı zamanda topuğu diğerlerine göre daha kısa topuklu. İnce ama kısa topuklu yani. Çok böyle zorlanacağımı falan düşünmüyorum. Bu şekilde böyle ipleriyle isterseniz çapraz çapraz yukarı doğru bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bilek kısmını dolayarak orada kullanabiliyorsunuz. Bu da ayakta çok güzel, çok şık duruyor. Kot pantolonlarınızın altına, pantolonlarınızın altına ya da elbiselerin altına falan çok güzel duruyor. Aynı zamanda böyle siyah külotlu çorap giydiğinizde de aynı bu tarz böyle simsiyahsa onunla da bir bütün halinde duruyor. Bence gayet güzel duruyor. Onu da çok seviyorum. Duruşunu, görüntüsünü çok seviyorum. Yakında kombinlediğim zaman bakalım neyle kombinleyeceğim. Daha ben de karar veremedim. Bir başka ayakkabımız ise tekrardan böyle sivri burunlu. Bunun topuğu da çok yüksek değil. Kalın bir tabanlı. Şu şekilde gördüğünüz gibi kalın. Diğerininki bayağı yüksekti galiba. Ya da aynı mı bunlar ya? Şimdi geliyorum. Diğeriyle yok. Diğeriyle aynı değil. Diğeri daha bir yüksekmiş. Ama bu da yani yüksek. Bu şekilde sivri. Bunu da tekrardan bilek kısmında bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Bunun numarası 37 numaramış. Ben genellikle topuklularda 36 numara giyiyorum. Ama 37'de giydiğimde oluyor. Genellikle 36-37 aralarında giydiğim için şu şekilde. Bunu da çok sevdim. Rengi falan çok güzeldi. Ya bunları en kısa zamanda giymek istiyorum. Ben artık topuklu ayakkabının yani açık ayakkabının yazı kış olmuyor. Bu tarz bir ayakkabıyı kışın da giyebiliyorsunuz. Yazın da giyebiliyorsunuz. Artık o şeyler kalmadı. O yüzden bunlar her zaman size lazım olacak ayakkabı türlerinden. Bence çok güzel bir ayakkabıydı. Genel olarak, ay bu arada gıcık yaptı boğazım. O yüzden sesim gidebiliyor tam iyileşemediğim için. Hatta aralarda öksürük tutuyor böyle. Boynu kesmek zorunda kalıyorum. Konuştuğum için de gıcık yapıyor boğazım. Neyse. Gördüğünüz gibi bu tarz böyle ayakkabılar aldım. Hepsini cidden çok severek aldım. Bence ama en favorilerim şu ayakkabılar.
Kesinlikle kaçırmayın bu ayakkabıları. Dediğim gibi bütün ayakkabıların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Daha fazla ayakkabı çeşitleri de var. Kıyafet çeşitleri de var. Çok güzel alışveriş videolarım da geliyor. Şurada çok güzel kışlık kabanlar, montlar falan aldım. Yakında onları da paylaşacağım sizlerle. Kürtler, peruşlar da aldım. Çok güzel şeyler aldım. Sizin de istek, öneri videolarınız varsa açıklama kısmına yazın arkadaşlar. Oradan elimden geldiğince videoları çekmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Instagram hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Orada bayağı bir aktif olarak kullanıyorum. Setef Çoskun olan hesabımda. Ürün önerileri falan filan yapıyorum. İlk zaten oralarda paylaşıyorum. Kıyafet kombinlerimi falan. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.